obezite cerrahisiyle farklı şey olduğunu vurgulamakta fayda var, evet, diye düşünüyorum. Evet, obezite cerrahisi farklı. Yani genel cerrahi uzmanlarının mide üzerinde yaptıkları mide küçültme ameliyatları ve diğer bazı işte diyabetli hastalarda yapılan metabolik amaçlı şeyler, ameliyatlar, onlar farklı ameliyatlar. Estetik cerrahiye girmeyen ama tabii ki sonucunda kilo vermeye neden olan ameliyatlar, yardımcı, hastanın işte 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo vermesine yol açan ameliyatlar, onlar farklı. Onlar farklı uzmanlar tarafından yapılıyor, farklı bir branş. Genel cerrahi uzmanları tarafından yapılıyor. Estetik cerrahi değil. Evet. Biz estetik cerrahide bir şeyden girmiştik. Niye evet. Güneş ışınından korunuyoruz? Evet. İz kalmaması için. Hangi ameliyat yapılırsa yapılsın, hangi cerrah tarafından, hangi branşta olursa olsun kesilen yerde iz kalabilir. Bunu söyledik. Ancak estetik cerrahide izleri belirli bölgelerde kalsın diye, en az olsun diye belirli yerlere yerleştiririz, anatomik yerlere. Hocam, bu gelen sorular çoğunluk olduğu için tamamen iz kalmasını istemiyoruz. Yani yok evet, diyecek kadar değil. Bazı insanlarda evet, olabiliyor. Gerçekten yok denecek kadar evet, hiç iz kalmayan insanlarda olabiliyor. Evet. Şöyle bir durum ama herkesi de, demin söylediğimiz gibi herkes farklı farklı olduğu için bireyler, biyokimyasal farklılıklar da olduğu için herkesi de getirip aynı sınıfa sokamayız. Sende de iz kalmayacak diyemeyiz. Ancak biyokimyasal tahlillerle biz iz kalmayacak diye anlayamıyoruz. Yani böyle bir tıpta henüz böyle bir tespit yapılabilmiş değil, böyle bir araştırma. Anatomi dediniz ancak, zaten hocam. Evet, herkesin, iz dediğimiz doku hakkında evet, da biz insanları bilgilendirelim. İz dediğimiz doku aslında iyileşme dokusudur. Evet. Yani kesilen yeri vücut canlı organizma kendisi iyileştirir. Bir protein sentez eder. Biz buna kolajen diyoruz. Bu kolajen de vücutta her gün sentez edilen bir protein değildir. Ancak yaralanma durumunda iyileştirme amaçlı olarak sentez edilir. Ve 3000 amino asit dediğimiz bir amino asit zincirinden oluşur. Farklı amino asit zincirinden oluşur. Ve sentezi en zor proteindir. Bu olmazsa yara iyileşmez. İz kalmasın dediğimiz zaman o zaman yara iyileşmesin demek oluyoruz ama, demiş oluyoruz ama amacımız yara iyileşsin. Fakat izde en az kalsın. Biz bunun için belki binlerce araştırma yapılıyor şu anda. Fakat daha bir çözüm bulunmuş değil ama vücut oluşan izi azaltma mekanizmasına sahiptir. Bunu söyleyelim. Belirli bir süreden sonra İlk 3 haftada izi oluşturur. 3 haftadan sonra yavaş yavaş izi şekillendirmeye başlar. 3 aydan 2 yıla doğru da izi azaltır vücut. Yavaş yavaş. Bunu biyokimyasal olarak binlerce kimyasal reaksiyonla yapar. İşte çeşitli metalloproteinazlar dediğimiz enzimler yardımıyla vesaire. Burada açıklayamayacağımız çok karmaşık mekanizmalar şekli yoluyla yapar. Ama biz bunu dışarıdan, İşte bir tane merhem süreyim de iz gitsin gibi yapamıyoruz. Bunu da insanları burada özellikle vurgulamak istiyorum. İşte şu iz bırakıcı merhemi sürelim, hop iz geçsin gibi bir durumda yok. Belki bu şeyi satan firmalar burada şey yapabilir ama itiraz edebilirler. Hiçbir vücudun bir yapısı vücudun var, kendi iz giderici mekanizmasının dışında dışarıdan etki eden bir merhem olarak özellikle söylüyoruz, böyle yok. Ancak dışarıdan işte bizim basınçlı uyguladığımız giysiler, kortizon, pomatlar vesaire uyguluyoruz ama bunlar da tamamen geçirmiyor. Eğer iz oluşmuşsa, yani iz oluşan hastanın kendi vücudundaki problemler sebebiyle iz oluşabilir, onu söyleyelim. Biz buna hipertrofik sıkar veya daha ilerisi keloid diyoruz. Gidermesi kolay değildir. Hastanın yara iyileşmesi mekanizmasında bozukluklar vardır. İzi giderme mekanizmasında bozukluklar vardır. Bunu kolay kolay gidermek mümkün değildir. Ancak hekimle ilişkide bulunarak yavaş 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 azalması beklenir. Hekim çeşitli ilaçları uygular, kendi tecrübesine bağlı olarak çeşitli önerilerle bunu azaltmaya çalışırlar hastayla birlikte. Ama iz bazı insanda hiç olmaz, başa dönersek, bazı insanda hafif az olur. Bazı insanda orta derecede, bazı insanda fazla olur. O fazla olan grup %2-3'tür toplumda. Böyle kabul edilir. Ama herkeste o %99'da, geri kalan %97'de hiç iz oluşmayacak grup değildir. Onu da söylemek lazım. Hafif derecede olabilir, orta derecede olabilir. İnsandan insana değişir bu.